İtiraf edilmiş eserler çalıştayına hoş geldiniz. Ben sizlere bu proje ile ilgili bazı bilgileri paylaşmak istiyorum. Benim çıkış noktası bu program oldu. 29 Mayıs 2010 yılında AKEME'de bir konser yaptık, bir anma konser yaptık. Ve bu programında 7 yeni eser seslendirdik. Yani dünya premier yaptık. Bu eserler bir şekilde bizimle kaldı. Bilgisayarımızda, bestecilerde, icracılarda. Ve bazı eserleri tekrar seslendirildi. Bazı eserlere kayıt yapıldı. Ve ben biraz sorumluluk da aldım. Bilgisayarımda kaldım. Çok zengin bir materyal olduğunu farkındaydım. O yüzden bu 2017-2018 yılında, tam Aralık, Ocak aylarında bu bilgisayara çıktı aldım, bu eserleri çıktı aldım. Ve birinci sayfasında böyle ortak bir nokta vardı. Bir ithaf metni vardı. Ceren Ecepoğlu'nun anasına, Ceren'e, in memoriam Ceren Ecepoğlu vesaire. Bu ortak nokta çok ilgi çekti. Ve ithaf konusu incelemek çalıştı. Birkaç ay sürdü farklı kaynaklardan. Bu projede uzun bir literatür taraması çıktı. Çok şey öğrendim, çok ilginç şeyleri de vardı. Bu buradan paylaşmak pek şey istemiyorum, başka hedefimiz var bugün. Ama sadece bir iki şey göstermek istiyorum bu sonucunda. Çok basit bir kaynaktan araştırdım. Sözlük, Collins Dictionary'den. In memoriam kelimesi, işte dedication kelimesi açtım ve böyle bir tablo çıktı. Buna çok dikkat ettim. 1713 yılında ve 2008 yılında arası anısına ithaf kalbinin dönemlere göre kullanım yoğunluğunu gösteren bir tablo. Burada 300 yıl bu değişiklik ne gösteriyor bize? İnsan değeri çok değişti, değil mi? Önceden bu in memoriam ya da ithaf kelimesi çok daha fazla yol gösteriyordu sözlükte. Ondan sonra bunu romantik dönemde görebiliyoruz. Sonra savaşlar döneminde hemen hemen sıfırlandı ve yine de böyle bir yukarı bir kere daha çıkamadı. Bu tablo tabii genel amaçlı bir tablo. Ben müzik tarihinde analiz etmek çalıştım o zaman ve klasik dönemde, romantik dönemde biraz araştırdım. Şöyle bir şey öğrendim. Klasik dönemde ithaf kelimesi, ithaf insanı, ithaf dedicated person ortada olması gerekiyordu. Öyle bir yasağı vardı ve büyük harfli olması gerekiyordu. Ondan sonra besteci adını daha küçük bir harfi altında olması gerekiyordu. Yani ithaf kişi daha önemliydi besteciden. Fakat zaman geçti ve 20. yüzyıla kadar inceleme de yaptım. Ve öyle bir sonuç aldım, bir örnek aldım. Bu Erik Satie bir prelüdyodan I dedicate this work to myself, yani kendime ithaf ediyorum. Ve John Cage, Silence eserinde To Whom It May Concern, yani ilgili kişi demektir, değil mi? Çok ilginç şeyleri de buldum. Yani 20. yüzyıldan sonra. Hatta edebiyatta çok ilginç örnekleri vardı. Bir kitap, bir yazar, Amerikalı bir yazar. Kitap, ithaf bölümünde bu şekilde ithaf etti. Eşime, çocuklarıma, siz olmasaydınız bu kitap 2 yıl önce hazır olacaktı. Evet, onlar bizi düşündürüyor biraz. Çünkü değeri hakikaten çok değişti. Şimdi proje gelince, tabii ki ithaf terim araştırdıktan sonra, literatür taraması yaptıktan sonra biraz projeden bahsetmek istiyorum. Şimdi proje konusu Ceren Necipoğlu'na ithaf edilmiş 7 eser oluşturmaktadır. Bu yapıtlar Berkant Gençkal'ın Edgar Allan Poe'nin şiirleri üzerinde Uç Şarkı, Daniel Mantı'nın Hicaz İlahi, Semih Korucu'nun Haykular, Hasan Uçarsu'nun İşsiz Çocuklar,
Mesrur Savaş'ın Trinoidia, Gerrit Berns Meditation ve Marco Siqueira'nın Fantasia Ricercare. Amaçlarımız birisi ithaf geleneği, tarihi ve müzik repertuarına olan katkısının araştırılması ile besteci, sanat eseri, alıcı üçgeninde ithaf kavramının incelemesi. Şimdi burada ne görüyoruz? Eğer ithaf, yani dedicated person, yani öğrendikten sonra belki eser farklı duyabiliriz. Farklı çalabiliriz. Yani tarih de araştırabiliriz, değil mi? Farklı bir fikir alabiliriz bu ithafasında. Çok dikkat edemeyebiliriz zaman zaman ama önemli bir konu. Diğer amaçlarında Ceren Ecepul'un ithaf edilmiş eserlerin müzikal ve ithaf fikri açısından incelemesi ve Ceren Ecepul'una ithaf edilmiş eserlerin web sayfasından analizleri ve materyallerinin yayınlanmasının suretiyle ulaşılır, kılınmasıyla yaygınlaşmasının sağlanması. Birkaç yöntemimiz var bu projede. Bugün sözel yöntem gerçekleştiriyoruz. Bir çalıştay yapıyoruz. Bestecileri aramızda, onlar anlatacaklar eserleri. Ceren Hoca ile birlikte ilişkin. Bunu aynı zamanda kayıt altındayız şu anda. Kayıt yapıyoruz. Web sayfasını paylaşacağız bu çalıştay. Ve aynı zamanda 28 Mayıs'ta TRT Radyo'dan bu çalıştay yayınlanacak. Ve tesadüfen 28 Mayıs 2009 yılında Ceren Hoca en son restal verdi Rio de Janeiro'da. Böyle bir tesadüf oldu. Ben teşekkür etmek istiyorum. Herkese bu salonda çok büyük bir emek var. Bestecileri, Ecepul ailesi, güven verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Müdüriyetimiz, televizyon, salona, öğrencilerine, Arinkom, teşekkür ediyorum. Ve sahneye çalıştay başlamak üzere, oturumu yönetmek üzere öğretim görevlisi Petri Snapper'e davet ediyorum. Bir ses mühendisiyim. Yani, farkında mısınız? Yani, o kırmızı ışık genelde güzel bir şey anlatıyor. Normalde ben yani bu moderatörlük yani yapmak istemiyorum. Zaten Türkçem yani kâfi değil. Yani açıkça. Ama bu çok özel bir proje, özel bir çalıştı. Ben yani yüz yüze yani şey danışmak imkanım yoktu. Ama bu CD, yani 10 sene önce, ben onu kayıt danışmanlığı yaptım, remix, sadece mastering yaptım. Ve bunu yaparken, yani Ceren'in sanatsal yani dünya bakışı, yani onun müzikal fikirleri, ben yani anladım. Yani onun performanslarından ve beni çok etkilendi. Ve belki yani aynı kadar önemli, Ceren'in öğrencileri, arkadaşları o kadar yani önem ona yani verdiler ki yani ben ondan çok öğrendim yani Ceren hakkında. O yüzden yani şey Türkçeme rağmen yani bunu yapmak çok istedim ve yani ileri özür dilerim yani şey hatalarım için yani, öyle olacak. Ama en iyi moratörler yani en az konuşanlar yani yasak bir. O zaman devam edelim. Şimdi Daniel Montoya sahneye davet etmek istiyorum. Ve de Mesrur Bey. Sayın Daniel Bey, biraz sizin yani parçanızda yani Hicaz ile yani anlatabilir misiniz?
teknik ya da şey müzikal ya da yani duygusal şeylere biraz bahsedebilir misiniz? Tabii. 8 Haziran 2009 tarihinde Yunus Emre'nin ölümü anlatan bir şiiriyle kendisine Ceren Hanım'a bir nevi veda ithafı niteliğinde olan Hicaz İlahi besteledim. Yunus bu şiirinde ölümün acımasızlığını, çaresizliğini şöyle ifade ediyor. Hiç bilmeyiz sıra kimin, aramızda gezer ölüm. Halkı bostan edinmiştir, dilediğin üzer ölüm. Bir nicenin belin büker, bir nicenin mülkün yıkar. Bir nicenin yaşın döker, var gücüyle ezer ölüm. Hicaz İlahi hüznü en etkili biçimde ifade edebilen makamlarımızdan olan Hicaz makamında ve ilahi formunda bestelenmiştir. İlahi Türk musikisinde sözlü dini musiki formlarımızdan biridir. Hicaz İlahi'nin usulü 18'lik aksak semai usulündedir. Bununla ilgili birkaç daha bilgi vermek istiyorum. Eserde özellikle bir meyan makam geçkisi gösterilmeden dar bir ses aralığı kullanılarak her canlı için geçerli olan sıranın kimde olduğu bilinmeksizin aramızda gezen ölümün karşısındaki çaresizlik ifade edilmeye çalışılmıştır. İlahi'nin sözlerinde betimlenen ölüm gibi bu müzikal diziler de yalandır. Sesler karmaşıklıktan uzak, gösterişsiz, süssüz ve sadedir. Tıpkı durdurulamayan ağırbaşlı bir ağlayış gibi şiir bütün beste boyunca sakin ama hüzünlü bir biçimde yinelenmektedir. Bu çaresizlik içinde ama isyankar olmayan bir ağlamadır. Sözler çok güzel yani. Valla yani çok çok güzel. Yani şimdi belki bir performans dinleyelim mi ya zaten başka bir... Evet yani onu dinleyeceksek özellikle de belirtmek istediğim bir baştan öncelikle Ceren Necipoğlu'nun gelecek nesillere tanıtılması adına gösterdiği bu özverili çalışmalarından ve çabalarından dolayı büyük vefa örneği sergileyen Dilean Tonay'la Tüzün Hocam'ı gönülden kutlamak istiyorum. Servet Öfün'ün edebiyatının önemli temsilcilerinden şair yazar Cenap Şahabettin'e şöyle bir soru soruyorlar. Sizce vefa nedir üstad diye. Onun cevabı da çok ilginç. Ben onu bir aralar bir boza etiketinde görmüştüm diyor. Ne mutlu ki bizlere Lilian Tonay'la Tüzün gibi bir vefalı dosta sahibiz. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum, gönülden kutluyorum böyle bir vefalı davranış sergilediği için. Bir de Ceren Hoca'yla tanışma olayından kısa bir şekilde bahsetmek istiyorum. İlk tanıştığımızda müşterek dostlarımız Ayla Efe ve Çiğdem Kara hocalarımızın sayesinde tanışmıştım. Kendisi benim Türk müziğiyle iştigal eden birisi olduğumu öğrendiğinde bana hemen bir ney sanatçısıyla Bursa Senfoni Orkestrası eşliğinde bir konserde Sultan Ege makamında eserler seslendirdiklerini anlatmıştı. Sultan Ege makamı meğer ne güzel bir makammış Danyal Bey demişti. Ben de bir Batı müziği sanatçısının beni şaşırtan bu yorumundan çok duygulanmış ve etkilenmişti. Bunun üzerine Sultan Ege makamından kendisine bir eser ithaf etmeye karar verdim. Eseri kendisine takdim ettiğimde Danyal Bey beni öyle mutlu ettiniz ki anlatamam demişti. 4. Rio Art Festival'in repertuarında iki eserime yer vermişti. Birinci eser kendisine ithaf etmiş olduğum Sultan Ege Saz Semaisi'ydi. İkinci eser ise Mantı ailesinin gönlünde müstesna bir yere sahip olan Lilian ve Burak Tüzün ailesine ithaf etmiş olduğum Nihavend Saz Semaisi'ydi. Rio'ya gitmeden iki hafta önce son konserini 5 Mayıs 2009 tarihinde Eskişehir'de vermişti. Eskişehir konseri öncesinde iki eserimi bana dinleterek düşüncelerimi öğrenmek istemişti. Bana dinleteceği gün geldiğinde beni arayarak Danyal Bey bugün kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Size eserlerinizi bugün maalesef dinletemeyeceğim ama bir iki gün içinde
size mutlaka eserlerinizi dinleteceğim demişti. Ben de bunun üzerine kendinizi üzmeyin, nasılsa konserde bu eserlerinizi dinleyeceğim dedim de bana ben sizin eserlerinizi size dinletmeden, sizin düşüncelerinizi almadan bu konserde asla çalmam diyerek yaptığı işine, sanatına ne derece önem verdiğini göstermişti. Şimdi bu ilahiyle ilgili de özellikle belirtmek istediğim, seslendirecek sevgili öğrencilerimiz arpist İlayda Sezen'e ve mezzosoprano Yağmur Yıldırım'a teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Kendilerine bundan sonraki sanat yaşamları boyunca da sağlık ve başarılar diliyorum. Burada sözlerime son verirken sevgili Ceren Necipoğlu'na Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesine de sabırlar vermesini Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Biraz ilahiyeyi şimdi dinleyebiliriz herhalde. Evet. O zaman sahneye yani İlayda Sezen ve Yağmur Yıldırım'ı davet ediyorum.
biliyorum zaten. Yani bu şey bu makam son müzik yani uzmansınız. Estağfurullah. Ben yani öyle ve yani ben değilim ve ama merak ediyorum nasıl düşünüyorsunuz yani çünkü bu komalı yani bir müzik ve arpada normalde yok. Nasıl düşünüyorsunuz yani zaten bir tecrübe bir şey kayboldu mu ya da yani sadece değişik mi ya da daha az daha fazla nasıl düşünüyorsunuz? Hicaz makamında çok fazla bir şey değişiklik göstermiyor. Yani donanımında 4 komalık si bemol, 4 komalık do diyez var. O işin çok fazla detay kısmı ama normal o batı bemolü basıldığında da çok fazla böyle bir sırıtma yapmıyor. Yani en azından çok fazla bir özelliğinden hiçbir şey yitirmiyor diyebilirim. Ama değişik makamlara yani mesela yani çok yani ileri bir makam yani. Sabah gibi. Yani. Onun çalınma şeyi asla yok. Zaten bir Sultan Nigah'la Ceren Hanım'la da ilgili bir anekdot. Sultan Nigah Sasemay'ın içinde vardı böyle bir sabah geçkisi bir hanede. Ben orada yani pedalla halletmeye çalışırım demişti. Yani bir şekilde onların olma olasılığı yok gibi arttı ama gene ustalık isteyen, çok fazla bir de bilgi isteyen, hani o makamı bilmeyle, o sesi yatkınlıkla, o sesi bir nevi taklit etmeye çalışmak, o sesi basmak etmek adına. Zaten Batı'da bildiğim kadarıyla işte Nihavent'in sol minör olduğunu söylerler. Bu sefer makamının la minör olduğunu söylerler. Acem Aşaran makamımızın fa majör olduğunu söylerler. Ama nedir ne değildir bilmiyorum. Yani en azından tam tekabül ediyorum etmiyorum. O konuda bir uzmanlık alanım olmadığı için bir şey diyemeyeceğim. Ama ilginç. Yani o yüzden soruyorum ki ben o farkı hissediyorum. Yani ama bu önemli bir şey yani. Yani benim için aslında bilmiyorum. Yani Osman yani dediğiniz gibi yani Hicaz çok yakın. Yakın. Bir de hocam şeyle ilgili Sultan Ege makam için de Yılmaz Öztun ansiklopedisinde re minör olarak bahsedilir. Türk müzikçiler ona şiddetle karşı çıkarlar. Re minörün yanından geçmediğini söylerler. Hiçbir özelliğini, yani bu anlamda taşımadığını. İlle de mukayese etmek de bence çok yanlış. Hani şu hangi minöre denk geliyor, hangi majöre denk geliyor diye ama Hicaz'ın o yatkınlığı var hocam. Yani kesinlikle yani Batı'da çalındığı zaman sırıtmıyor diyeyim. Yani en azından o tarz Batı aletleriyle. Yani o bemol olayında da dedim ki yani bir komalık bir fark o kadar önem arz etmiyor diye düşünüyorum. Diğer makamlar için bir komalı bir akort yapmayı düşünüyor musunuz yani arpada mesela? O en azından arpistlerin bileceği bir şey. Yani o tarz bir yapım, uygulama öyle bir şey yapılabiliyor mu onu bilmiyorum. Bir de çok ilginç bir anekdot hocam. Buradaki o son konserini 5 Mayıs 2009'da Ceren Hanım vermişti demiştim. Aynı o salonda da gitmeden bir hafta önceydi. Onun konserinden bir hafta sonra kadar bizim klasik Türk müziği konserimiz olmuştu. Enstrümantal saz eserleri 2003'te. Naçizane bir Ratul Erbah Sassemayim'i icra etmiştik o konserde. Konser sonrası çok şaşırmıştım. Dayan Bey dedi, döndüğümdeki konserimin ilk parçası Ratul Erbah Sassemayim'iz olacak demişti. Ratul Erbah Sassemayim'si musikimizde kullanılmayan, unutulmuş makamlardan birisi. Ben de şaşırmıştım. Çok sıra dışı bir makam. Türk müziğiyle iştigal eden arkadaşlarıma çaldığımda bile çok garip bulmuşlardı. Batıcının onu beğenmesine de daha çok şaşırmıştım. Yani bizim normal Türk müziğindekilerin böyle bir şey yaptığı, eleştirdiği, yani çok sıra dışı olduğu için. Sonucunda Ratul Erbah'ın kelime anlamı da ruhların rahatı demek. Çok enteresan bir anekdot. Yani onu icra edeceğini söylemişti. En azından Türk müziği adına da ona bizim bir borcumuz var, vefa borcumuz. Hiç olmazsa bunların
bir makamsal olarak tanıtılmasını sağladı. Belki Sultan Ege o Neyzen Bey'le senfonide konser vermeselerdi Sultan Ege makamı belki hiç tanıyamayacaktı. Bizde maalesef şey var yani en azından onları tanıma etme olayı yok. Şimdi hiç olmazsa öğrencilerimiz o konuda biraz şanslılar diye düşünüyorum. Kendi kültürlerinden biraz dilimizin döndüğünce böyle bir makam konusunda aydınlatmaya çalışıyoruz. Bir bilgi sahibi olmaları iyidir diye düşünüyorum. Katılıyorum zaten. Çok önemli bir şey. Başka sorunuz var mı şu anda yani zaten Tanrı Bey için? O zaman teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Tamam, Mesut Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu sizin parçanız yani şimdi yani birazdan hatırlayır mısınız? Belki yani şey, teknik şeyler ya da yani fikirler yani onun altında ya da. Önce yolumuz Ceren'le kesiştiğinden bahsetmek isterim ben. Aslında Ceren'i hiç tanıyamadım, öyle bir fırsatım olmadı. Ceren'i yitirmenin üzüntüsü, Ceren'in miras bıraktığı gelenekle çalgıyla tanışmama sebep oldu daha derinden esasında. Çok yıllardan emin değilim ama 2008-2009 yıllarında Bursa'da yaşamakta çalışmaktaydım ve çok böyle besteci, müzisyen işbirliğini önemsediğim ve karşılık alabildiğim çok yakın flütçü bir arkadaşım vardı, Sibel Ayhan. Böyle Arapça arkadaşım var, beraber konserler yapıyoruz. Yeni müziklere, yeni düşüncelere çok açık, seni onunla tanıştırayım diye esasında böyle bir motivasyonu benim içime o soktu o Zevci. İşte beni ne zaman Ceren'le tanıştıracaksın, ne zaman Eskişehir'e gideceğiz, ne zaman bu fırsat doğacak vesaire olurken o acı haber geldi 2009 yılında hatırlıyorum ben. Sonra iyice bir unutuldu bu meseleler ama ben Ceren'i zaten uzaktan hakikaten görüyordum. Yeni olan her şeye verdiği o samimi destek ister istemez bir hayranlık uyandırıyordu ve bir artçıyla da birebir çalışıp bir şeyleri paylaşma, bir şeyler öğrenme düşüncesi çok mutlu ediyor, heveslendiriyordu açıkçası. Sonra 2010 yılında Ceren'i anmak için Lilgün Hocam en başta bahsettiği o proje gündeme geldi. Yine Sibel Ayhan böyle bir projede yer almayı isteyip istemeyeceğimi sorduğumda yani Ceren'le tanışamadım ama bize bıraktığı diğer her şeyle tanışabilirim ben bunun bahanesiyle diye. Çok da uzun bir süre yoktu, bir müzik bestelenmesi gerekiyordu. O işin gücünü bıraktım, ben bu müziği yazdım. Müziği yazarken de çok yine bildiğim dediği gibi çok gelenekselden hareketle başladım esasında. Çok sevdiğimiz, kaybettiğimiz birini anmak için yazılan bir müzik. Kuşkusuz tren oluyor olmalıydı benim için. Bundan hareketle yola çıktım. Arp çalgısını solistik düzeyde yer alabilecek kadar büyük bir cesaretim ve bilgim de yok belki o dönemler. Bunun da biraz endişesiyle bir yay çalgılar orkestrası eşliğiyle yazdım ben müziğimi. Flüt, arp ve yay çalgılar eşliği. Bugün bu şeklini dinlemeyeceğiz ama bunun üstüne çok çok güzel şekillendi esasında. Müzik ve müzik çok basit haliyle bir ikili aralığının üstüne kuruldu. Bu müzikte fa diyez, sol ve do diyez re aralıkları çok egemen melodik unsurlardan ziyade bu iki aralığın türettiği pek çok olasılık üstüne şekillendi ve bu arp ile flütün arasında arpta daha çok sonoriter tınılar anlamında, flütte ise ezgisel küçük motifler şeklinde şekillenmeye başladı. Hatta bu ikili aralığını ters çevirip bir dokuzlu elde ettiğimde bir dokuzlu dizi elde ettim ben böylece. Dokuzlu dizinin de içinde karakteristik bir Frigyen pentakordu ya da Kürdi pentakordu diyebileceğim bir yapı vardı. Arp bizzat titreşimlerin kaynağı flüt, bunun ekoları, yay çalgılar orkestrası da güzel bir gölge gibi bir işlevi görüyor esasında. Sonra bu ikili aralığının geleneksel müzikte alışıldık söyleme göre rahatsız edici disonans tavrı, aslında ben onlara uzak konsonanslar demeyi tercih ediyorum her zaman.
giderek daha rafine olarak o temel sesin özüne doğru evrilmeye başladı. Disonanstan konsonansa doğru bir seyir var müziğin. Beşli, sekizli ve en nihayetinde o vakit öyle kurulamamıştım onu ama si notasında sona eriyor müzik ve bu da böyle denizlerin güzel bir eminliği, durgunluğu gibi bir çağrışım yaptı bir noktada. Yani en azından ben kendimi buna ikna ettim ve çok mutlu etti bu tavır benim. Böyle orkestranın varlığı esasında müziğin kendisinde var olmayan ve ihtiyaç duyulan kontrastları sağlamak için çok güzel bir araç sunuyordu. Şimdi bugünkü etkinlik için ben bunu biraz budanmış bir versiyonu hazırladım yeniden. Ama temel düşünceleri ve fikirleri hala sunabildiğini düşünüyorum bu müziğin. Ben Sarajevo'ya partisyona gördüm. Yani şey, o eski versiyonu. Yani bana çok şey, derin bir ritüel gibi. Yani şey, bana geldi o şey, yani ziller. Yani tabii ki benim yani şey, perspektifim tabii yabancı olduğum da. Ama öyle gibi bir şey var mıydı zaten yani bir... Ya bu hüznü yaşarken hüznü aktarmamaya çalışmak ama başaramamanın ürünü gibi bir şey esasında. Ama yine de ben şey görüyorum müzikte, o uzak sürreal olandan humanistik olana doğru evrilen bir karakter görüyorum müziğinde. Bu Ceren'le ilişkimi sağladı benim için, o çok kısa dönemli manevi bir bağıydı belki ama yokluğuyla bile bir şekilde eğitti beni, öyle söyleyebilirim. Belki deneyebiliriz, ondan sonra biraz olabilir, daha konuşabiliriz. Sabit bir bilgi. O zaman şu anda Ece Yavaş ve işte Nilay yani gösterişli sahneye devam edelim. Thank you.
bir şey sormak istiyorum. Yani o, ya zaten çok komik, ben okudum yani evde, ya, tempo tam yanlış, yani duydum evinde, şey aklımda, tamam şimdi anlıyorum. Ama o minör dokuzu var, öyle, evet, öyle başlıyor. Aha. Acaba, zaten iki soru, birincisi bir o, yani şey bu, fa diye sol mu? Evet. Öyle başlıyor, öyle yani bitiyor ama onun ortasında, yani bir minör üç var, yani şey zaten genetleşiyor ve yine geliyor. Öyle bir şey, bir büyük komşu tonu mu düşünüyorsunuz, yani şey onun yapma? Yok, geleneksel tonal ilişkiler gibi düşünmedim esasında ben onu. Yok, öyle bir, yani zaten yani A, B, A diyebilirim ama yani zaten şey, yapısal bir komşu tonu diye. Yani valla bazen Türkçemin yani şey, pısıtlığı karakteri yani şey beni ısırıyor. Yok zaten şey, yani bir o minör dokusu var. Yani ve yani tabii ki minör üç daha küçük ama yani daha az dissonant tabii ki. Tabii. Yani o dönüyor. O dokuzlu olsa da ben onu ikili gibi düşündüm. Evet, o yüzden ikiliden daha konsonanslara doğru evrilen bir karakter olarak kurguladım. Tamam. O zaman ikinci sorum. Şimdi buna tabii ki bir yani ithaf edilmiş parçası ve bana çok yani ağır ve yani gerçekten yani şey, çok üzücü bana geliyor. Ama bu parça yani ithaf edilmemiş olsaydı, hı-hı, yani tam aynı tını geliyor mu? Gelmez. Değil mi? Gelmez. Yani zaten yani bu direkt beni yıkılıyor yani şey o sadece minör 9'dan yani, tabii ki güzel bir aralık benim için. Benim için de. Yani ama gerçekten bu yani bu yani ithaf şey ithaf pardon. Yani, o çok güçlü bir şey. Zaten direkt müzikal bir yani etkisi var. Yani, ve ama o bilgi yani lazım yani sen bunu şey, dinlemeden önce. Zaten o bir soru var hep yani zaten şey bir programatik müzikte. Yani programsız yani onun ne nasıl yani değeri var mı? Yani? Bu ya, sürecin içinde şimdi Ceren olsaydı bunu çalmaktan keyif alır mıydı? Bunu nasıl çalardı? Bunu nasıl çalmamı önerirdi? Meselesi var ve hep bunlar denendi orada. Tabii ki o zaman sonraki soru yani onlar müzisyenler. Onlar biliyorlar tabii ki yani şey bu yani ithaf edilmiş bir parça. Hı-hı. O yeterli mi? Ya da biz de bilmemiz gerekiyor. Çünkü onlar yani biliyorlar, o zaman performans değişecek. Onlar, değil mi? Doğru. Yani o zaman onlar yani bilebilirse biz de şey yani onu bilmezsek aynı etkisi var mı? Ya da yakın mı? Mutlaka bir çağrışım yapacaktır yine de. İlginç bir... Yok, anladım ne demek istediğini. Bir şekilde icracının bundan haberdar oluşu, dinleyicinin bu şekilde aktarılmasına sebep olacak. Evet. Tamam, şimdi herkese yani açıyorum yani sorular. Yani sen... Yok. Sadece... Tamam. O zaman... Sor be. Net bir şekilde. Aynen öyle çünkü öyle bir şey. Yok bir anladım tabii. Sesim güçlü ama yine de alalım. Bir sözel bir şeyle sunulmasının müziği algılamamızda dinleyici olarak bir, iki icracı olarak müziğe bakışımızda bir farklılık getirir mi getirmez mi? Ben kendi açımdan da soruyorum.
Ama özellikle senden bir daha onun cevabını almak. Getiriyor hocam, kaçınılmaz olarak getirecek. O zaman hem icracıyı hem de dinleyen bizleri yönlendiriyorsun. Evet, yönlendiriyorum. Çünkü amaç o ithaf zaten bu eserin yaratılmasında. Tamam. Cevabımı ben aldım. Teşekkür ederim Hasan Bey. Başka sorular şu anda var mı acaba? O zaman neredeyiz? Belki yani birkaç daha erken bir ara yapalım. O zaman saat yani 11:20'de yine şunu ilave edeyim. Yok yok, ben Daniel hocaya mikrofonlarla ilgili bir durum sorduğunuz esasında ben Ceren hayatta olsaydı, imkan olsaydı esasında akordun tellerini mikrofona olarak akord etmeyi isteyeceğim çok güzel örneklerle tanıştırmıştı örneğin sorumlu hoca beni, ama Ceren olmadığı için böyle bir cesarete girmedim ben ve tam peri sistemin içinde bıraktım çalgıyı bu şekilde değerlendirdim. Birinin bana bunun nasıl olduğunu, nasıl bir sonuç ürettiğini canlı canlı göstermesi gerekiyordu, çünkü duyurması gerekiyordu. Ben o fırsata sahip olamadım. Takemitsu örneğini biliyorum, en ilk aklıma gelen. Yani o toprak yani çok yani değerli şu anda, zaten çok araştırma var. Yani o konuda zaten zaten hem makamsal müzik yani hem de batı enstrümanlar yani ve yani Türk müziğin felsefesi yani anlamak için yani şey biz yani benim için yani yavaş anlıyorum. Yani yok zaten yani şey bu tam zaman bir yani vaktim yok okumak için ama güzel projeler var mesela onu Türkmen yani Bilkent'te falan yani güzel şeyler yapıyorlar ve yani dediğiniz gibi yani tam yani o çok zengin yani bir toprak o Bağır. Öyle. Yani zaten yok şey çok yani valla biliyoruz yani çok yüzeysel yani Batı müzik, Türk müzik yani şey bir sentez var. Yok yani daha derin bir sentez lazım ve başladı. Yani o besbelli ama daha olacak yani imserim, çok imserim. Coğrafik bir şekli sokmak gerekir mi veya politize etmek gerekir mi? Bunlar ayrı konular da bence gerekmez çünkü müzik bir yerden geliyor ve bir yere ulaşıyor. Ceren'in en son verdiği resitalde biraz önce aklıma geldi hocam sözünden söz ederken. 5 Mayıs konserinde aynı konserde John Dowland'ın eserlerini de çalmıştı. Onun da öyle bir köprüleme eğilimi vardı aslında. Siz eserlerinizi yazarken o konser için çaldığında John Dowland'la ilgili bir bağlantı veya aynı konserde çalınıyor olmasından dolayı eser üzerinde bir değişiklik yapmak gibi bir niyetiniz var mıydı Daniel Hocam? Veya biliyor muydunuz Ceren'in bu niyetini? Yani John Dowland'ın müziğiyle bir şekilde köprülemeyle ilgili. Kesinlikle bilmiyordum, tanımıyordum da kendisi konserde öyle bahsettiği zaman duydum. Elbette iki besteci arasında 500 yıllık bir zaman dilimi farkı var. Aynen şu ifadeleri söylemişti. Yani birbirlerini dışlamadıklarına inandığım için konser salonlarında bunu çalmak istiyorum demişti. O konuda hiçbir bilgim yoktu ama birbirlerini de dışlayan eserler değildi yani dinlediğim kadarıyla. Hiçbir bilgim olmamasına rağmen John Dowland'ın eserleriyle. Değildi ve çok ortak şeyler vardı. Yani bugün sizin yazdığınız ve 500 yıl önce yazılmış müzik arasında. Belki de biz yorumcuların da buna benzer çalışmalarla yapmamız gereken şey odur aslında. Yani 500 yıl önce, 700 yıl sonrasının oluşunun çok da büyük bir anlamı yok aslında. Ortak noktalarını ortaya getiriyoruz. İşte biz de bu Doğu-Batı sentez veya Türk-Batı, Klasik-Batı müziği karmaşasını belki de çözebiliriz. Evet. Çok teşekkür ederim yani bu soru. Selam. Tamam, o zaman şimdi tam zamanındayız. Kısa bir ara yapalım. 20 dakika sonra yine buradayız. Ve Garrett Burns'la devam edeceğiz. Yani uzaktan.
yine hoş geldiniz. Şimdi bu birinci oturumun ikinci bölümüne geçiyoruz. Ve en baştan biz Garrett Burns'dan bir video izleyeceğiz. Garrett Burns zaten çok güzel bir sembol yani bu proje için. Yani Ceren'in müzikal yani böyle kişisel dünyası çok genişti. Zaten bu yani iyi bir örnek. Yani Lillian var, Ben var yani başka bir yani Brezilyalı var, Amerikalı var. Yani geniş bir dünya. Yani ve o besbelli en baştan yani şey onun hayatı. O zaman Garrett Burns'ın videosu güzel bir örnek var. Zaten yani biz yani Amerikalılar biz çok zor Türkçe konuşuyoruz. Yani bizim için Ç ve C acayip zor. O zaman onun parçasını anlatacak meditation. Ve yani biraz teknik anlamda ve kişisel bir hikaye anlatacak. Ve yani maalesef canlı performansımız yani olmayacak yani onun parçası için. Ve ondan sonra yani Sammy Bey ile devam edeceğiz. Ama önce Garrett Burns'ın videosunu izleyeceğiz. Hello, my name is Garrett Burns, and I'm very happy to have the chance to talk with you today about Ceren. For me, talking about the harp and my harp music in particular invariably means talking about Ceren as well. And that's because she played such a helpful part in my writing my first composition for the harp. Ceren and I met at the Indiana University School of Music in 2000. We began working together and she would help to play through little snippets of music that I had composed. Sometimes they were just a simple technique that I was trying to compose. And sometimes it was, you know, a half page or a page of music, just kind of more pure musical ideas. But Ceren was always very generous, and we'd sit down for an hour, hour and a half, and go through all of the music, and we would discuss, gee, this seems to work very well for the harp, and I would stay away from that, that doesn't work very well for the harp, and we would talk about just all kinds of things. And another helpful thing that she did was recommend, I was just getting familiar with some of the harp repertoire at the time, so she gave me a very long list of some wonderful, wonderful pieces that I was able to go and research and listen to. And you know, sometimes they had a little something to do with what I was trying to accomplish, sometimes not, but they were all very helpful in really coming to terms with the overall capabilities of the harp and just how expressive an instrument it is and how powerful it can be. That was such an allure and a charm of the instrument for me when I started really exploring it. There's the very gentle sort of angelic side that a lot of people automatically think of when they think of harp music, but then there's also, you know, there can be a very powerful, almost violent sounding, you know, great, wonderful sounds that you can make with a harp as well. And so that first piece I wanted to do, maybe I was trying to be too ambitious, but I wanted to include a very wide variety of those types of sounds, from the very soft and very gentle to the very loud and very aggressive. And you know, through working with me, Ceren was able to give me some great feedback and I think make the piece as successful as it is. So that was my first piece, Visions in Twilight, which I will always owe her big thanks for helping to edit the piece and helping with a lot of the technical aspects of it. It was great to be able to work with her. We worked together in 2000 largely, and she premiered the piece in 2000 at the IU School of Music, but also went on to perform it quite a number of times at other venues.
And one in particular was the Geneva World Harp Congress, which I think occurred in 2002, if I'm remembering correctly. I was lucky enough to be able to arrange a short vacation during that time too. So I wound up going to Geneva and meeting her there, where I listened to her performance, which of course was very, very good. And we had a lovely lunch afterwards where we continued to talk about music and harp for a little while, and it was just a lovely time. In 2001, when she told me that she would be going back to Turkey after finishing her studies at Indiana University, I wanted to do something that said thank you a little bit more than just me saying thank you. So I composed another short piece entitled Amran Slan, which I believe you, if I have my concert correct, you may have just heard Ece Yavaş give a performance of that. That piece is based on a very short snippet of music. I shouldn't say it's a snippet. It's one of the compositions by the famous medieval harper Turlo O'Carolan. It only exists as a single line melody, so I've tried to flesh it out somewhat and give it some body, some harmonies, and some a little bit of a modern take while remaining true to the more sort of traditional ancient Irish sound of the melody itself. So I gave that to her as a gift in 2001. Just to say thank you for helping me so much compose my first piece, which she was, you know, such a big part of. She played that a number of times as well, and then at the beginning of 2009, we had started talking through email again, and she asked me about the possibility of writing another large piece for the harp that she might be able to play at the 2011 Vancouver World Harp Congress. And we talked on and off a bit about that, and I thought, yes, of course, it was going to be a great idea and a great chance for me to write another large scale harp piece for Turin that that she could play and premiere during that harp congress. So, of course, unfortunately, we never got the chance to do so, but I did very much want to honor her request and did wind up writing another piece for her called Valley of Butterflies. And the inspiration for that piece has ties in a region of Turkey called, and please forgive me for my horrible Turkish, but I believe it's pronounced Kelebekler Vidizi, which means butterfly valley. There are a number of butterfly species there, and the five movement work, Valley of Butterflies, each movement concentrates on one of the types of butterflies found in that valley. I hope they're all found in that valley. I think they are. But I think that Charon would have very much enjoyed performing this piece. Of course, it's dedicated to her, and the last movement of the piece, Ottoman Fire, was in fact premiered during that World Harp Congress by the Dutch harpist Lavinia Meyer. The last movement of the piece is aptly called Ottoman Fire, based on the Ottoman Fire butterfly. Turning our attention to the meditation now, I'd like to speak just generally and broadly about this piece. It's really a piece that I wanted to use a very simple musical material, simple forms, simple motives, simple harmonies. A lot of the harmony in the piece often comes just out of diatonic scales. Chromaticism is certainly present in the piece, sometimes more prevalent than other times, but it's definitely there as well. One of the simple motives you can see at the very beginning of the piece presented in the violins, it's also in the cellos.
that motive is used in different ways and repeats throughout the piece. The harp begins with a very, very simple oscillating motive between minor second, F to E, F to E. Here again, this motive gets developed a little bit, not very much, honestly, throughout the rest of the piece. Looking at the next couple of pages, you can see in the harp part at the top there, the F, E, F, E oscillation again, a little flourish, and then at the end of the system, you can see the F, E, F, E return again, but now it's a little bit more full because it uses the chords. I also use scalar material in a very simple way throughout the piece. Here it's presented in the harp in a descending arrangement, and it repeats a little later on and presents itself in ascending ways as well. Here on page 10, we have new configurations of chords in the harps, but they draw from previous motives we've already seen. And we have sustained diatonic harmonies in the strings that are prevalent throughout the piece. This next page shows a good example of the ascending scalar use. You see it in the harp and in the low strings. And we have the sustained diatonic harmonies continuing in the middle strings. This next page is a great snapshot of using the diatonic system in more of a ninth chord traditional setup, but now they're used in the strings with a tremolo effect, and it creates kind of a shimmering effect. This next page is really a great example of a lot of the overlapping of material that occurs throughout the piece. You see the diatonic cluster harmonies in the high strings, but then also scalar motion continues in the low strings and the chordal configurations that the harp occupies. And finally, the end of the piece kind of circles back around to the beginning. The harp presents the original motive used in the strings at the very beginning. Just now the very last note is altered, but that repeats three times total for the end of the piece. Many things happen three times throughout the course of this piece. Really, the piece in its entirety is a soundscape. If you can meditate on some of the simple motives and the just lose yourself in the sounds of the piece, that's really what it's about. One section bleeds into the next. One set of ideas and motives and cluster type of harmonies smoothly moves into the next as well. And if you can meditate on those simple things, that's really the essence of the piece. It was a pleasure to speak with you today and about this wonderful event and about Charon. Thank you very much. Ben de İngilizce konuşmak istiyorum. Yok yok. Yani keşke yani bir performans yani şey yapabilirsek ama aslında ben çok etkilendim ya zaten 5 canlı performans yani küçük bir şey değil. O zaman izninizle yani direkt Sami Bey'le devam edelim. Yani sahneye davet etmek istiyorum. Sen zaten o besbelli fikriniz var, zaten bir şey hazırlamışsınız. O zaman yani çok merak ediyorum yani dinledim yani bu parça çok hoşuma gitti ve daha örnek istiyorum lütfen. ben haikularla ilgili bir kısa bilgi notu geçeyim. Tabii ki haikuları çalışırken
Oruç Aruba'nın başo çevirisinden faydalandım. Oradan kısa bir derleme yaptım. Yani haykuları genel olarak çerçevesini çizmek için. Şöyle tanımlıyor. Haiku 17 hece ya da nefes içeren 3 dizeden yani soluktan oluşur. Kendisi kendi içinde bir bütündür. Bazı yorumculara göre ise haiku tek bir soluktur. Japonca'da tek bir seferde dile getirilebilecek en küçük anlam bütünü ileti toplamıdır. Özelliklerini iki kurallı belirterek başlayabiliriz. İlki mevsim adı kullanma kuralı. İkincisi kesme sözcüğü kullanma kuralı. En sık kullananları 3 tane ya, kana ve keri. Bunları Türkçe'de ya, yok ya, hadi ya, nasıl ya, ya, işte, bile, öyle, hani, işte anlamlarına geliyormuş bunların Türkçe karşılıkları. Haiku'nun kurduğu bütün her zaman dil bilgisel anlamda bir özneli, yüklendi, fiili, cümle, sententia olmasa da yazınsal anlamda bir tümce, farsis deyiş ya da bir dile getiriş, söyleyiş oluşturur. Bütün anlamı tek bir seferde tam olarak kendi içinde kurulur ve tüketilir. Ancak gene bir özellik her zaman yerine getirmesi kolay olmasa da şu yetkin bir haikunun her 3 dizesi de hem kendi başlarına anlamlı hem de öteki ikisinin biriyle de birlikte ayrı olarak okunabilirler. Bu yapısından çıkan bir özellik de çoğunlukla kısa dizelerden birinin tek başına dururken öteki ikisinin birlikte ortak ama başka, aykırı, karşıt bir anlam vermeleridir. Ancak bu ayrı ya da aykırı okunabilirlik haikunun bütünlüğünü bozmaz. Tersine onu oluşturur. Çünkü haiku hep bir karşılıklılık ya da karşılaştırma, ikililik, çelişme içerse de tek bir şey üzerine tek bir cümle tümcedir. Haiku şakacıdır ya da latiftir. Nükledandır hatta müziktir. Haiku ölüm karşısında içinde şakacıdır. Onun neşesi bütün ağırlığıyla ölümle birlikte duyulan yaşamın neşesidir. Haiku böylece içinden çıktığı geleneğe hem uygun bir kaşıktır, ona tersine çevirir. Haiku no hoku daiki şen şakraklıkla yüzeysel, dilsel bir saçmalık, matraklık içinde gülünç olan hafiflik, haikuda derin bir varoluşsal ağırlık hali. Fazlaca genelleme ve felsefe yapma pahasına şöyle söyleyebiliriz. Haiku ölümün kesin ve saçma gerçekliğinin, hiçlik olan anlamına, gerçek ve somut yaşamın, olan ama belki de olmayan anlamı içinde bir yer bulma çabasının bir yazınsal biçimidir. Saçma gerçekliğin anlamını kurma çabasının bu noktada zene geçmemiz gerekiyor herhalde. Anlam uçucudur. Yaşam geçicidir. Ölüm sonludur. Ölüm zorunludur. Öyleyse kişi yalnızdır. Kişi dünya karşısında yalnızdır. Zen ona bu yalnızlık için gerekli düşünsel araçları sağlar. Onun bu yalnızlığı kavramasını sağlayacak yolu açar, ona daha doğrusu o yolu kendi kendine açabilmesini sağlayacak bakışı vermeye çalışır ona. Kendi başına ancak kendisinin yalnızlığının içinde ve onun sürekli bilinçlendirerek yürüye yürüye sonuna varabileceği, sonunda da kavrayabileceği biricik yolu. Şimdi bu haikularına genel çerçevemiz.
ben bu haykularla ne yapıyorum? Burada ne işim var? Yani bu bir defa dille yapılan bir şey. Ben müzik yapacağım ve burada sözcükler yok. Evet. Benim yaptığım saçmalığı şimdi açıklayacağım. Yazmış olduğum müziğe haykular adını vermiş olmam, baştan bazı uyarıları yapmamı gerekli kılıyor. Bunun birinci nedeni haykunun bir şiir biçimi olması, 5-7-5 hece düzeninde yazılıyor olmasıdır. Sözlü olmadan yalın sesler yoluyla haykular gerçekleştirmek imkansız olmasa da bulunacak olan yol ya da imkan her şekliyle haykunun ruhuna uygun düşmekteydi. Düştüm. Pardon, düzeltiyorum. Çünkü sözlü yapılmış. Sadece sayılar yoluyla kurulan her biçim, ki haykular sayılar yoluyla kuruluyor, o kesin, kurulan her biçim yalnızca dünyadan değil, müzikten de uzağa savrulmak zorunda kalır her zaman. Dahası onu bulmadan kaybetmek, yolu, dünyayı ıskalamak anlamına gelecek. Bir ikincisi, yazdığım haykulara sesi ve zamanı kullanarak, bir de sesli olarak yapılan iç konuşmalar ve sesli olarak belirtilen çalışma başlıklarının düşler bölümünde varlığı da eklenince biçim olarak haykudan epeyce uzaklaştığım şimdiden düşünülebilir, söylenebilirdi. Yine de yol, dünya olarak haykuyu, imkan olarak haykuyu, bu dışarıda bıraktıklarım ve dahil ettiklerim sayesinde yakalamış da olabilir. Her dizenin bir soluk, solukların da nefes olduğu bir haiku, müzikte böylesine kavranabiliyor olabilir mi? Soluk ve nefesler haikuda sınırlı olması gerektiğinden müzikte bu sınırları belirlemek zaman nedeniyle, zamanda kuruluyor olması nedeniyle neredeyse imkansız olabilir. Müziğin hikmeti ve ayrıcalığı da bu olsa gerek. Böylece gerçek bir haikunun nerede başlayıp nerede bittiğini bilebilirken müzikte bunun nerede başlayıp nerede bittiğini kestiremeyeceğimiz, üstünde durulması gerekenin de izlenebilecek olanın da bu değil, başka şeyler olabileceğini düşündüm desem. Bu müzik yoluyla ve haykular yazmayı denemiş olmakla dünyaya ait anlamlar değil, dünyaya ait imgeler, duygular, soluklar ve nefesler yazmaya çalıştığımı söylemiş oluyorum. Bir gün hepimiz eşitleniriz. Nefesiyle başlar müzik. Bu horo niteliğindedir. Müzik 4 kez yinelenirken söz 1 kez söylenir. O da müziğin en başında söylenir. Bu genel olarak dünyadaki ya da yeryüzündeki hepimizin serüveninin ya da en büyük karmaşanın soru, karmaşayı belirten soru budur. Yani bir gün hepimiz işleniyorsak, bu ölümle olabilecek bir şey tabii ki, bunu açtığımızda demek ki eşitlenemediğimiz ve bununla ilgili büyük bir çabamızın oldu. Bu çaba ne için? Birbirimizi anlamak için aslında. Bir yandan müzikle ilgili olarak yol gösterirken bir yandan da yüreklendirmeye, şefkat göstermeye çalışır. Bunu birazdan müziği dinleyeceğiz, bir iç ses duyacağız. Bu ses dışarıdan gelecek. Bu hem bana ait ses olabilir, hem müzisyene çalan, müzisyene de ait bir ses olabilir. Aslında hepimize ait bir ses olarak tasarladığım bir ses bu. Ve neyse bu iç sesimizi ben genel olarak, bizler büyüyoruz, yaş da alıyoruz ama içimizdeki sesin neyse ben büyüdüğünü düşünmüyorum. O ses, kendimizi duyduğumuz, kendimizi söylediğimiz ses hep aynı kalır. Yani aslında çocuk kalır. Büyüyen biz olur.
alıyoruz. O daima aynı kalıyor ve belki aynı saflık da bize bazı şeyleri söylüyor, bazı şeyleri uyarıyor ya da bazı şeyleri şey yapıyor. Biz buna zaman zaman kulak veriyoruz ve bence çoğunlukla da kulak vermiyoruz. O konuşmaları dışarıdan duyacağız, dışarıdan gelen bir ses olarak duyacağız müzik içerisinde. Konuşulanlar, burada konuşulanlarsa müzik dünya ile ilgilidir. Yani ben ikisini bir araya koydum. Yani dünya hepimizin için ayrı bir şeydi ama müzik ve dünya diye ben bir besteci olduğum için benim için öyle oluyor. Müzik dünya ile ilgilidir. Daha doğrusu duymakta olduğumuz, onun çalmakta olduğu sesler ve bu seslere neden olan dünya ile ilgilidir. Müziğe, müzik olarak katkı sağlamak amacında içtir. Bu özellikleri nedeniyle haiku, besteci için ulaşılamayan bir dağ olarak, çok uzaklarda bir yerlerde olduğundan bir dağ olarak durur. Benim müzikle ilgili notlarım böyle. Yani vallahi seni de çok, sana çok kızıyorum çünkü bütün sorularımı cevapladın yani zaten. Yani çok çok güzel yani şey anlattın yani her şey. Belki yani izninizle ya daha sorunuz yok yani dinleyebiliriz yani belki dinleyelim mi? Peki zaten o çok hoşuma geliyor. O zaman Elif Güngör yani Sarıkaya ve Can sahneye devam edelim. Deniriz. Duyar mı?
gelecek misin? Doğar.
Thank you.
güzel oldu. Ben onun orkestra versiyonu yani şey daha önce dinledim. Ve o çok değişik. Zaten bir ilk bölüm var yani zaten bu versiyon yok. Nasıl değişti yani size göre? Yani zaten bu versiyon yani şey özellikle o giriş bölüm yani yokken. Öbürkünde galiba son bölümü en başa getirip ve yaylılarla ilgili sorular... Evet, tabii. Başıyla sonunu öncelikle şey yapmış oldu. Evet, o ses çok daha geç, yani şey ilk defa geliyor. Evet, ses daha çok sonradan geliyor. Yok, zaten yani onun sesi, bu ses çok... Çok fazla değişmiyor, çok ufak değişikliklerle aynen akışı devam ediyor. Evet. Sadece üstüne bir giydirilmiş bir yaylılar orkestrası versiyonu. Tabii, pratik bir seviyede anlıyorum ama orkestra versiyonu da dinlerken gerçekten anlattığınız gibi yani zaten o benim sesim yani şey, bu çocuk sesi. Yani tabii ki o çok kişisel bir şey yani öyle çok yani duygulandım yani şey ondan. Ama direkt başlarken daha anlatımsal geliyor. Yani zaten yani daha az içten. Yani hiç bir yanlış anlamayın yani zaten burada beğendim ama yani size soracaktım özellikle yani şey, bu çocuğun yani özel gücü ne ve aynen yok zaten yani çok sanatçı yani çok değil ama mesela yani aklıma geliyor mesela yani Fazıl Say'ın Nazım Oratoryosu bir çocuk yani solist var yani ve yani bu Fazıl için yani konuşmayalım ama yani o çok etkili ama diğer şeyleri bırakacağız ama yani o çok güçlü bir şey. Belki o belki aynı sebep ama tam düşünmüyorum. Tam değil. Evet. Bu yetişkin olan bizlerin içindeki çocuk sesi. bir yerli orkestra varsa problem yani olmaz. Tabii ki onu bilmiyoruz. Ama zaten ama nasıl bir eşya zaten yani tabii ki ben tanımıyorum ama yani direkt yani ben fark ettim yani Elif yani sürekli yani her şeyi hissediyor, kontrol ediyor. Organize yani, aynen ama en sevdiğim şey başlamadan önce en son sessiz yani şey bakmadan kontrol her şey tamam doğru başladı ve valla tamam şimdi daha iyi anlıyorum yani. Ama bu perspektif yani hiç kimse yani bundan izlemiyor ve bir parça var yani şimdi yani onu yazacağım. Yani bir dansçı hem dansçı hem de yani şey dansçı. Yani, süper. Çok güzel var ama valla. Yani biliyorum ben orkestrasyon dersleri yani veriyorum. Yani ve... Ama bunları anlatmıyorsun. Böyle yani ben çok bencilim yani. Sadece pedallar için ayrıca bir eser yazabilirim. Aynen yani en baştan yani tabii ki birkaç yani normal yani şey, çalma şekli var. Ondan sonra sadece pedala geçiyoruz. Şimdi her yani şu bir şey söyledim yani. Pardon biraz ağrısınız. Geçti. Eminem yani şey sorularınız olması lazım. Yani şu anda. Sizin hocam ben 5-7-5 düzenini dinlerken çok anlayamadım. O haykuların genel şeyi. Müzikte böyle bir şey yok. Bu zaten baştan da başta. Beş, yedi olan şeyin önemli kavramı. Bu böyle bir şey yapmak mümkün değil. Bir en başta da ondan bahsettim. Öyle bir şeyin peşinde değilim. Yani öyle bir şeyin peşinde de olmak saçma gelir bana dedim. Oradaki önemli olan yani onun ne yapmaya çalıştığı o 5-7-5 ile. Haykularla ilgili o anlatım da o nedenliydi. Yani ben çok etkilendim. Muazzam bir düşünce bir kere. Yani o iç sesin bir çocuk tarafını ben Petra o anlamda çok katılıyorum. Az kullanılan bir şey ama çok etkili bir unsur çocuk sesi. Ve yapmaya çalıştığınız şey çok güzel bir şekilde uymuş o anlamda tebrik ederim. Ve yani o kısa süreliği motiflerinizin hepsinin, yani müzikal motiflerin uzun sürmüyor olması da... Evet, bu haykulardan kaynaklı. Evet, yani hayku olduğunu bilmeyen bir kişi bile, bunu dışarıdan dinleyen bir kişi bile biraz önceki ithaf meselesiyle de bağlantılı olabilir.
o duyguyu alabilir. O yüzden ben... Sadece tek tekrar eden en baştaki tematik unsur geliyor. O bir gün hepimiz eşitleniriz şeyiyle, nefesiyle getirilen şey. O kaç defa, 4 defa mı geliyor? 4-5 mi? Şimdi unuttum. Ama o söz en başta duyuluyor. Belki hatırlamamız gereken şey olduğunu düşündüğüm için de onu sıklıkla getiriyorum. Yani kendimizi hatırlatmamız gereken bir şey olduğunu düşünüyorum. Bunu. Sözler size mi anlattı? Evet. Önce haykuları sözleri yazayım, sonra besteleyeyim mi dediniz yoksa? Yok, İpek, bu iş kısmı biraz karmaşık oluyor. Yani ben böyle çok katmanlı düşünüp sonra vazgeçip sonra başka bir şeye dönüştürüp ama yavaş yavaş oluştuğunu söyleyebilirim. Yok, hayır öyle değil. Önce sözleri yazarak değil. Evet, yani biraz eş zamanlı... Kafadan önce bütün planı az çok belirledikten sonra... Plan dediğin... Plan aslında... Yani birincisi o kafamda kalan bir gün hepimiz eşitleniriz nefesi. Bir de en sondaki bilmiyorum bu sözcük yani içinde kullanılanlar değil de en sondaki kuş olur, balık olur, örümcek olur, kelebek olursa insan olur. Galiba kafamda ilk şekil veren şeyi buydu. Bunlarınla ilgili alt şeyleri oluşturmaya çalıştım. Şimdi hani bir solukta söylediğim bu sözler peş peşe müzik içinde tabii yayılmış bir şekilde görüyoruz. Orada sözlerin anlatımına müzik de katılıyor. Tabii. Hani müzik biraz sözden yola çıkıyor gibi geldi bana. Her ikisi yani, de aslında. Her ikisi de aslında. Yani bu en sonuna gelen bu şekilde söyleniyor. Arada da o kuşun, balığın ve örümceğin hikayesini ayrıca duyuyoruz. Yani işte kuşun aşağıdaki balığın peşinde olduğunu, balığın başka bir şeyin peşinde olduğunu, örümceğin ağ kurup o da başka birinin peşinde olduğunu, alt hikayelerini orada şey yapıyoruz. Yani her ikisi de var. Yani sadece müzik değil, öbürküsü de var. Yani ben aslında edebiyatta da biraz bulaşıyor oluyorum o anlamda. Teşekkürler. Bir teknik soru. Artçı bu eseri böyle solo seslendirmeye niyet ettiğinde acaba sözleri kendisi de söyleyerek çalma imkanı sunuyor mu bu müzik? Evet. Aslında onu, yani bu artçıya bağlı. Ben öyle olmasını da diledim ama... yani kendi kendimizin çocuk sesi olabiliriz. Yani evet. Yani bir çocuk renginde bir sesin olması gerekmiyor diye düşündüm. Yani artçı kendisi çalarken sözleri de kendi iç çocukluk sesiymiş gibi seslendirebilir. Seslendirebilir. Peki sence performanstan bir şey kaybetmez mi? Yani o sözleri yerleştirdiğimiz yere bağlı. Nerede çalacağımız yani. 7 tane evet, piyano işte. Değiştireceğim tabii ki. O sözleri söylemek yani onu denedik. Yani, olmuyordu. Olmuyordu. Yani şey belki oluyor. O onun telaşına düşüp bu sefer o tonlamayı kaybediyor. Ya biz çalgıcılar çalarken söylemeyi hep tedirginlik yarattığı evet. için biraz da kaçarız. Çalma esnasında konuşmak ya da şarkılamak kolay bir şey değil bizim için. Ama belki de o gözle tekrar ele alınabilir diye düşündüm. Hı-hı. Çünkü hep yanımızda birisi taşımamız gerekecek. Bir çocuk. Hani o kolay olmayacak. Evet, bir de çocuk. Peki, eline sağlık, teşekkürler. Ceren'le tanışıklığınız ve bu eseri ona ithaf etmenizin altındaki motifleri merak ediyorum ben. Yani ben Ceren'le yüz yüze hiç gelmedik. O zaman Burak'la bir CD kaydı yapıyorduk ve onun çevirileri vardı galiba. Onunla ilgili olarak telefon görüşmesi ve e-posta yoluyla yazışmalarımız oldu. Ve çok da kısa bir süre önceydi galiba değil mi? Yani aynı yıl içerisindeydi, olup bitmiştim.
yani hatta ne bileyim birkaç hafta öncesinde falan da öyle bir şeydi diye hatırlıyorum. Yani ben birdenbire öyle olduğunu duyunca gerçekten şok edici bir şeydi. Ama Haykut Bekir'in hocadan mı? Nasıl? Haykut motifi önceden hazırlamışsın. Yani önceden yazmak başladı. Sonra Ceren Hoca ile fark ettin. Yok hayır. Hayır. Yani haiku sadece o aynı yıl işte o başo haikularını okuyordum ben. Severim haikuyu, hala da severim. En sevdiğim formlardan birisidir. Onu okuyordum. Öyle bir müzik yazmak şeyinde değildim, hayır. Ve sanıyorum da en kısa zamanda yazdığımda müzik oldum. Bir şey sormak istiyorum. Yani müzikal karakteri biraz şey, Türkçesi yok dedim biraz, nanşılıyılarcık oldu yani zaten. Yani soyut bir, anlatımsal bir seviye yok zaten. Çünkü onlar, yani bu haiku gibi zaten onlar, yani bu aman, yani romantik, yani istek, yani özellikle onunla ilgileniyor. Anladığım kadarıyla. Hayır. Yani zaten o yüzden işte o yani, fragmentler gibi. Evet, kısa soluklu olması gerekiyor. Hiçbir şeyi meditatif faale dönüştürmemeniz gerekiyor. Haiku'nun şeyi o. Ama çok yukarıdan konuşmamanız gerekiyor. Ama şey, haiku aşağıdan seslenmeniz gerekiyor. Mütevazi. Ama o çok yani disiplinli, kontrollü bir form. Çok. Çok, gerçekten çok disiplinli. Yani aslında egonuzu kontrol etmeniz gerekiyor. Şey, hat safhada yani. Hat safhada. Yani öldürmeniz gerekiyor Türkçesiyle. Onsuz konuşmanız gerekiyor. Yani işte oradaki kuş gibi, oradaki çiçek kadar aynı seviyede olmanız gerekiyor. Daha benim anladığım, ben öyle anladığım için yapayım. Başkası başka türlü anlayabilir. Türkçe edebiyat tam. Benim yani perspektifimden tabii ki yani şey bu yabancı olduğunda ben zor anladım mesela Nazım Hikmet yani onun özel karakterini ben zor anladım ama nihayet yani işte 15 sene yani okudum o zaman anladım ha aslında fazla yani çalışıyorum yani özel bir şey koymaya çalışıyorum yani soy bir şey yani o doğalan o güzelliği daha basit yani yanlış bir kelime. Daha direkt bir şey. Yani o aynı güzelliği yani bir şey buldum. Yani sizin yani şey, sözlerinizden. Yani o özel Türk bir şey söyleyebilirsin ya zaten. Yani onu bilmiyorum yani onu görmedim. Yani mesela İngilizce yani edebiyatta belki var ama görmedim. Yani o zaman yani çok hoşum dedi. Soru yok yani aslında. Başka sorularınız var mı? Yani maalesef bir tartışma yani şu ana kadar yok. Yani belki bir şey yaparız. Esas bir tartışma yani bölümdeyiz. Kavga bölümü geliyor. Tercih ediyorum. Orkestral versiyonu veya Arthur Solon'un size ifadesi veya hani çalınması ile ilgili bir tercihiniz var mı? Hani daha etkili olduğunu düşündüğünüz bir versiyon orkestralı veya Yok, ben zaten onu yaylı orkestrasını giydirirken ona bunu hiçbir şekilde bozmamak üzere yaptım. Yani nasıl diyeyim, daha güzel bir şey yapmaya çalışmam. Sadece bunu bozmazsam bu benim için yeterli diye düşündüm. Bir tek eklediğim en baştaki çalarken ve kaydederken de bir türlü çaldıramadığımız keman soloları. Evet. Yani 40 küsür sayfaydı galiba. İlk sayfası için 2,5 saat uğraştık ve olmayacağına karar verip devam ettik. Çalamıyor yani. Öyle oluyor yani. Bazen böyle şeyler olabiliyor. Değil mi Burak? Burak da başka bir versiyonu yine kafamda kontrbasçıya çaldıramamıştık. Ama
teknoloji sağ olsun, sonra teknoloji o halletti. O signallarını kesip yapıştırarak yapmıştık. Evet. Ama şey bu makasla. Makas çok, evet, besleyici içinde silgi görüyorsunuz. Şey, en güzel araçtır. Tamam, başka sorularınız yoksa biz bir 5 dakika erken yani bir ara yapacağız. Ve saat 12'de yine buradayız. 12. Yani Amerikalıyım yani. Şimdi yarın Türkçe, yarın İngilizce 12 gidiyor. Tamam, evet. Biz 25 dakika önce yani burada olacağız. Yani, tamam, saat 2'de. Kusura bakmayın. Teşekkür ederim Sayın Bey.